Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz gizli olarak yürütülen 1000 kilometre menzilde olması planlanan milli seyir füzemiz Gezgin. Bu proje nedir, ne durumda veya ne zaman ortaya çıkacak? İncelemeye başlayalım. Seyir füzeleri sanatla savaşı birleştiren modern zamanın kritik araçları. Eğer güçlü, sözünü geçiren bir ülke konumunda olmak isterseniz diğer sistemler gibi bunun da yapılması zorunlu. Çünkü seyir füzeleri uzak mesafelerden düşman radarına yakalanmadan savunma hatlarını dağıtabilecek yegane şey. Yaklaşmadan veya radara yakalanmadan yerine kullanabileceğiniz bir alternatifi de ne yazık ki yok. O yüzden bizim de bir an önce yapmamız gerekli. Ayrıyeten güçlü bir ülke olmaktan ziyade yapmak zorunda olduğumuzu gösteren başka sebepler de var. Bildiğiniz gibi gemi savar yani atmaca füzesiyle ve Akya torpidosuyla donanmamızın gemilere karşı savaştaki prangası kırılmıştı. Artık düşman gemilerine karşı elimiz kolumuz tam olarak bağlı değildi. Şimdi ise bunun ikinci ayağına yani denizden karaya saldırı kısmına geliyoruz. Donanmamızın en büyük eksiklerinden biri de denizden karaya saldırı sistemleri. Baş topları dışında karaya saldırmak için ne yazık ki hiçbir sistemleri yok. Yani tamam bugün harp etmemiz gereken yerler yakın, hani balistik füzeyle veya doğrudan zoraki olarak bu sıkıntıyı halledebiliriz. Ama mesela şu an Libya'dayız. Libya'da sıkışsak anakaramıza yakın olmadığından işimiz gerçekten zor. Gemiler hedefini toplarıyla vurmak zorunda. Hadi onu geçtim, Bayraktar'a TRG füzesi entegre edildi ama onun da menzili 30 kilometre. Yüksek seviye TRG'ler kullanılsa bile menzili en fazla 100 kilometre. Biz atış menziline girene kadar gemi savar füzesini takarlar. Tabi Libya'daki güçlerin böyle bir seçeneği olmasa da modern ordular bu söylediğimi yapabilirler. O yüzden gezgin füzesi kesinlikle gerekli. Peki nedir bu gezgin? Gezgin su üstü ve su altı platformlarımız için yapılmaya çalışılan kara hedeflerine karşı bir seyir füzesi. 2000'li yıllarda biz de yaparız denerek ortaya çıkmıştı ama teknik yetersizlik yüzünden rafa kaldırıldı. Sonrasındaysa son füzesinden alınan bilgilerle ve Roketsan'ın gelmiş olduğu konumu sayesinde 2014 yılında artık tamamız yapabiliriz denerek tekrar ortaya çıktı. Şimdi ise gizli bir proje olarak devam etmekte. Açıklanan ana hedefleri dışında hakkında pek bir şey bilmiyoruz ama şimdi sizinle bu ana hedefleri üzerinden nasıl olabileceği konusunda fikir yürüteceğiz. İlk bilinen şey menzilinin 800 kilometre olarak geliştirilmesiydi ama bu geçen zaman ve çalışmalarla 1000 civarında bir sayıda güncellendi. Buradan motorunun durumunu görebiliriz. Kendimiz şimdilik yapamayacağımızdan ve TR-60 gibi motorlar yetersiz kalacağından muhtemelen anlaşıldı ve yurt dışında bizim için özel bir motor üretilecek. Tabii ki performansı, uç sınırları yine gizli bilgi olur. Bir diğer hedefe gelirsek denizaltılarımızdan atılması da bizim için başka bir hedef. Torpido kovanlarına sığması gerektiğinden buradan da genel özellikleri hakkında bir çıkarım yapabiliriz. Sığması ve genel oranlarını tutturması gerektiğinden 50-53 cm çapında olması, 6,5 metre gibi bir uzunlukta olması ve 1200-1500 kilogram aralığında olması gerekli. Ortalama olarak. Kanat açıklığına da 2,7 metre desek bu oranların tuttuğu bir sistem ortaya çıkıyor. Fransa'nın kullanacağı Storm Shadow'un deniz versiyonu olan Naval Scalp. İşte o basına sızmadığı halde fotoğraflarını gördüğünüz, gezgin diye ortaya atılan fotoğraflar Naval Scalp'a ait. Yani çok da şey yapmamak lazım, gezgin de zaten bu tarzda olacak gibi. Benzer bir iş ortaya çıkacaksa Naval Scalp'a bakarsak, karadan, gemiden ve su altından ateşlenebilen 500 kilograma kadar harp başlığı taşıyabilen kaliteli bir sistem. Tek eksiği gizli bir karakteristiğinin olmaması. 2018'deki Amerika, Fransa ve İngiltere'nin yaptığı Suriye saldırısında gizli gövde tasarımının ne kadar önemli olduğu göründü. Ateşlenen Tomahawk ve MDNC füzelerinin birazı hava savunma sistemleri tarafından vurulurken, gizli gövde tasarımı olan Amerika'nın Jessamer seyir füzesi hedefine ulaştı. Ne kadar yere yakın gitseler de gizlilik de önemli şimdi. Bizim füzelerimizde bu tarzda olacağından pek gizli bir karakteristikte olacağı benzemiyor ama inşallah olur diyelim. Son olarak ne zaman çıkacağı konusuna gelirsek ortada ne yazık ki tam bir bilgi yok. 2020'de yani bu yıl içinde ilk denemelerinin yapılacağı söylenmişti fakat yapması pek kolay olmadığından çok büyük ihtimalle ertelenecek. Balistik füzeler bile yapım olarak yanında oyuncak gibi kalacağından ertelenmesi gayet doğal.
Şöyle ki balistik füzelerin en kaba haliyle söylüyorum, hedefi belli, gideceği rota belli, en kısa yoldan hedefine gidiyor. Ama seyir füzeleri öyle değil. Hava savunması tarafından vurulmaması için yere yakın gitmesi gerekli. Yere yakınken de araziyi bilmesi lazım. Bunun için haritasını çıkaracak başka başka sistemler. Araziyi biliyor, bu sefer de hareket sistemlerinin itiş mekanizmasını buna göre kendine ayarlayabilmesi lazım. Bir de bunu 50-100 kilometre değil de 1000 kilometrelik bir menzille yapmaya çalışıyorsun. Başarmak için yepyeni gelişmiş sistemler gerekli. Velhasıl şöyle bir şey de var, eğer bunu gerçekten başarırsak 1500-2000 kilometrelik balistik füzeleri de bir nevi yaparız demektir. O yüzden merakla bekliyor olacağız. Şahsen ben 5 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanıp üretime sokulabileceğine inanıyorum. Umarım 1400 kilometre menzilde yarı gizli karakteristikte bir seyir füzemizin olduğu günler gelir. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.